Bugün gerçekten çok mutluyum çünkü bir, bu sezonun ilk karı yağdı. İki, bu videoda kitaplar hakkında konuşacağım. Evet. Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Zeynep. Bugün başlıktan görebileceğiniz üzere 2021 yılı içerisinde okuduğum 30 kitabı sizlere sıralayacağım. Uzun bir süredir bu kadar fazla kitap okumadım, en azından bir sene içerisinde. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Bu sene gerçekten çok çok beğendiğim kitaplar vardı. Hiç beğenmediğim ve çok abartıldığını düşündüğüm kitaplar vardı. Okuduklarım arasında çok fazla lafı uzatmadan hemen videoya geçelim. Kitabın bahsettiğim Kalp Çarpıntısı serisi 1 ve 2. 3'ü hala okuyamadım ama 3 de herhalde bu şekilde olurdu diye düşünüyorum. Bu seri çok tatlı bir seri ve ben sene içerisinde çok fazla bahsettiğim bu seriden. Nick ve Charlie'yi anlatıyor ve nasıl arkadaşlıktan romantik bir ilişkiye geçtiklerini falan anlatıyorlar. Bu iki kitabı bir yere sığdıramadım ama bunlar çok iyi kitaplar, çok güzel çizgi romanlar. Şimdi asıl listeye başlayalım. Kötüden iyiye gideceğim. 30 kitabında 30'u bende şu an yok çünkü çoğunlukla kötü kitapları, ben kötü kitaplardan kurtulmaya çalışıyorum. Hani 30 kitaba, daha doğrusu 28 kitaba başlıyorum işte. Ve bu kanalı uzun süredir takip edenler biliyordur ki benim kitap zevkim değişiyor. Bazen böyle romantik kitapları okumayı seviyorum, bazen distopik şeyleri okumayı seviyorum, klasikleri okumayı seviyorum. Hani spesifik bir türe odaklanmıyorum. Young Adult'u çok sevdiğimi hatırlıyordum. Ama bu sene azından young adult romantik kitaplar gerçekten artık benlik olmayan kitaplarmış. Bu kitap çok kötüydü. Hani bir gecede bitirdim gerçi. Young adult, bunu da beğenmezsem artık bırakacağım dedim. Ve beğenmedim. O nedenle yazarları tanımasam 13-14 yaşındaki Wattpad'e yazan insanlar yazmış gibi olan türdeki kitaplar benlik değil artık. Bu kitap hayatımda okuduğum en uzun kitaptı. Sayfa sayısı anlamında demiyorum. Bu beni o kadar büyük bir reading slump, yani okuma zorluğuna soktu ki bu kitabı okurken, okuduktan sonra hani dedim ki ben hayatta bir daha kitap okumayacağım. Kitap kapağını açmayacağım. O kadar sıkılmıştım ki bu kitapta. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor kitapta. Bir sonraki kitabımız şuradaki videoda görebileceğiniz ve oradan daha fazla düşüncelerimi alabileceğiniz bir kitap. O yüzden çok fazla bahsetmeyeceğim. Bu kitap aslında konsept olarak çok güzel bir kitaba benziyordu. Yaşlanmayan bir adamım diyor. Yani çok yavaş yaşlanıyor. Yani gerçekten öyle bir hastalığı var. İşte 1800'lerde mi doğuyor? 1700'lerde mi doğuyor? Hala da yaşıyor yani. Adam şu an 40'lı yaşlarında gözüküyor ama işte çok daha yaşlı aslında. Ama hani hikaye bir yere varmadı. Nefret oyununun çok abartıldığını düşünüyorum. Hani şey falan diyorlar. 21. yüzyılın modern dünyamızın en iyi aşk hikayesi, aşk romanı. Yani ben Enemies to Lovers'ın daha iyi yapıldığı yerler olduğunu düşünüyorum. Nefret oyunu daha Enemies to Lovers'a, %99 benim de daha Friends to Lovers. Ve buradan birazcık da anlayacaksınız. Friends to Lovers'ı gerçekten seviyorum. Bu bayağı bir unpopular opinion bu arada. Millet Nefret Oyunu'nu çok seviyor ve bu kitabı çok sevmiyor. Anladığım üzere internette. Serisini çok beğenmiştim. O yüzden almıştım ve aynı zamanda indirimdeydi de. Hatta ben bunu kitap alışverişim videosunda anlatıyorum. Her neyse. Aldım, okudum. Başları aslında bayağı iyi ilerlemişti ama sonlarında beni birazcık kaybetti. Dizisini sevmemin nedeninin zaten kargalar olduğunu biliyordum. Hani kargalar topluluğunun, kargalar meclisi. Ama dedim hani bir şans daha vereyim çünkü Darkling falan filan, hani onları da seviyorum. Bir yerden sonra o hikaye bence çok zayıf kalıyor. O yüzden dizisi için en azından kargaları da eklemeleri bence çok hoş olmuş. Bu birazcık insanlara şok gibi gelecek. Çünkü bunun üstüne koyduğum kitapları düşününce diyeceksiniz ki ne alaka Zeynep. Okul için okudum. Okulda bir dersimiz var, Humanities diye. Subtextleri düşünerek beğendim bunu. Hani Homer'in amacı başka, benim okuma amacım başka gibi geldi yani. Homer kesinlikle bir efsaneyi anlatmaya çalışıyor. Savaşı anlatıyor, savaştaki şeyleri anlatıyor. Ben başka bir şeye odaklanmıştım. Bunu sırf şey için izlemiş, okumuştum bu arada. Anya Taylor-Joy'un Emma'sı var. Yani Anya Taylor-Joy'un oynadığı Emma filmi var. Onu izlemeden önce kitabı okumak istedim gerçekten. İyi ki de okumuşum çünkü o film zaten birazcık karmaşıktı. Bu kitabı hiç duydunuz mu bilmiyorum. Birazcık garip bir kitap aynı zamanda. Çünkü hani bazı konseptler var, asla anlamıyorum nasıl olduğunu. Ama
bear with me demek istiyorum. Şimdi şöyle bir gizem. Kitap şöyle başlıyor. Uzak gelecekteyiz. New York'a böyle devasa 1000 katlı bir şey, bina dikmişler. 1. kat şöyle başlıyor. İlk şey bu, bölüm bu. Biri düşüyor binadan. Binanın pencereleri asla açılmıyor bu arada. Ama biri düşüyor ve ölüyor. Yani hiç olmayan biri, olmadık bir yerde. Kim olduğu belli değil, intihar mı belli değil, düştüğü mü belli değil. Sadece dışarıdan bakıyorsun, pencereden biri düşmüş. Bu kadar. Bu kitabın ikincisi de var ama okumayı düşünmüyorum. Çünkü bence ilk kitap gayet güzel bir yerde bıraktı. Friends to Lovers yine. Ve Christina Lauren bence Sally Thorne'dan çok daha iyi bir... İyi birer. Aynen. İki kişiler bunlar çünkü. Romantik komedi yazarı. Friends to Lovers gayet güzel. Üzerine çok bir şey demeyeceğim. Bu kitap bir ara böyle metrolarda falan deli gibi reklam yapılıyordu. Herkesin elinde vardı. Ben hani öyle o tarz kitapları çok okumayı sevmiyorum. Çünkü ben birazcık farklı bir kızım. Herkese reklam yapıldığı zaman diyorum ki bu bana uygun olmayabilir. Çünkü herkese hitap ediyor. Ama bu kitap fena değildi. Gölgeler aslında bizim anılarımızı biriktiriyormuş içerisinde. O yüzden kaybolduğu zaman sen yavaş yavaş unutuyorsun her şeyi. Bu da iki kişi üzerine odaklanıyor. Biri Ori, öbürü de Max. Ori ve Max, Max'in şeyi, gölgesi kayboluyor. Bunlar çift bir yerde saklanıyorlar böyle bir bayağı uzun bir süre ve sonrasında Max kaybediyor gölgesini. Ve bir şekilde ayrılıyorlar. Diyorlar ki New Orleans'da bir çözüm var galiba. Herkes oraya yöneliyor yani. Bütün hikaye boyunca ikisinin de oraya gitmesini ve onun çabasını izliyoruz. Ben bayağı beğendim. Özellikle çok büyük bir plot twist var. Hayatımda okuduğum en iyi yerleştirilmiş plot twistlerden biri bence. O plot twist'i çıkartsan çok bir şey yok bu kitapta. O yüzden 17. sırada. Kitap çok, gerçekten çok tatlı bir kitap. Aristo ve Dante'yi takip ediyoruz. Ve bir yazdan öbür yaza sanırım bir yıllarını anlatıyor galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Birbirleriyle tanışmalarından falan. Tatlı bir kitap. Coming of Age. Bu kitapla alakalı tüm düşüncelerim şuradaki videoda. Bunun dizisini duymuş olma ihtimaliniz çok yüksek ama aslında dizi kitaptan uyarlama. Hatta kitap da yani New York Times gazetesinin köşe yazılarından oluşuyor sadece. Hani modern zamanın aşk hikayelerini anlatıyor kitap. Bayağı güzel bir kitap. Hatta bu kadar güzel olmasını gerçekten beklemiyordum. Gılgamış'ı takip ediyoruz ve Mezopotamya mitolojisini anlatıyor yani Gılgamış. Hiç ilgim yoktu ama bundan sonra ilgimi çekmeye başladı. O yüzden bence bu çok önemli bir özellik, bir kitabın sahip olabileceği. Sırada 12. kitabımız var. Ben bir ara sayımı karıştırmış olabilirim, emin değilim. Editleyen Zeynep, şu an cevap ver. Okey. Bunu ben kardeşime verdim, şu an o yüzden yanımda yok. Abartılıyor mu? Abartılıyor. Evet, bence dünyanın en müthiş romanı falan gibi bir şey değil. Konsept olarak çok değişik. Hani kitap başlığı sana diyor değil mi? İkisi de sonunda ölüyor. Niye şaşırıyorsun öldükleri zaman? Önden uyarı verilmiş. Sen olduğu zaman neden üzülüyorsun? İki karakterimiz var ve şöyle bir dünyada yaşıyorlar. Ölecek olan kişileri, o gün içerisinde ölecek olan kişileri bir hat arıyor ve diyor ki siz bugün öleceksiniz. Bugün son gününüz. Bu kitap gerçekten dünyanın en minnoş kitabı falan. Şakasız. Ben bu kitabı çok seviyorum. Ocak'ta tam bir sene, neredeyse bir sene olacak. O zaman okudum. Bu kitabı okumasaydım büyük ihtimalle bu kadar büyük bir kitap sevgisine bürünmezdim. Book eramda olmak istiyorum. Bu yıl kitap eramda olmak istiyorum dedim. O yüzden bu kitaba gerçekten çok çok müteşekkirim. Yani romantik komedi üzerine tanımıyorum. Yani Christina Lauren romantik komedi denince işlerini biliyorlar yani. Müthiş kadınlar. Müthiş kadınlar yani. Olive'le Ethan anlatılıyor. Kardeşlerinin düğünlerindeler. Ama düğünde herkes zehirleniyor bir şekilde. Mide rahatsızlığı geçiriyor. Olive'le Ethan hariç, çünkü onlar yememişti yemeği. O yüzden gelinle damat da öyle olduğu için gelinle damadın balayına Olive'le Ethan gidiyorlar ve tahmin edin Olive'le Ethan birbirlerinden nefret ediyorlar. O yüzden aman tanrım. Çift gibi davranmak zorundalar. Bu müthiş 5 yıldızlı tropikal Hawaii otelinde. Bence Enemies to Lovers'ı en iyi yapan kitaplardan biri. Chef's Kiss yani.
Sadece Antigone kısmını okudum ve okul için okudum. Aralarından okuduğum en iyisiydi Antigone. Antigone hani oyunla, bu zaten oyun bu arada arkadaşlar, hani şey değil, tiyatro oyunu olarak yazılmış. Direkt hani bitirdim ve dedim ki benim bunu şu an sahnede izlemem lazım lütfen. Antigone, Eteokles ve Polynices diye iki tane kardeşin, kız kardeşi ve bunlar taht için kavgaya giriyorlar. Eteokles'la Polynices taht için kavgaya giriyorlar ve iç savaş çıkıyor. Çoğunlukla Polynices yüzünden. İkisi de ölüyor. Ve Eteokles cenazesi yapılıp gömülürken Polynices sokakta bırakılıyor. Gömülmesine izin verilmiyor iç savaş çıkarttığı için yeni kral tarafından, Kreon. Ve Antigone ailedendir ve tanrılar rahatsız olur. Tanrıların isteği insanları gömmemiz diye baş kaldırıyor ve Polynices'i gömüyor. Müthiş bir kitap. Aralarından belki de tek kadın karakterli olduğu için bu kadar sevmiş olabilirim. Ama antik Yunan zamanlarında böyle bir şey olması, kadının baş kaldırısını anlatan bir tiyatro oyunun olması bana çok değişik gelmiş. Evet. Antigone. Ben bu kitabı bir günde bitirdim. Gerçekten hani terim olur, şey terim olur ya, elimden bırakamadım. Bu. Derste okuyorum. Yatmadan önce okudum. Kitap yemek yerken okuyorum. Çünkü gerçekten bu kitap elime aldığım anda benim bu kitabı bitirmem lazımdı. Yani o derece. Bu kitap bir cinayet soruşturması sırasında ve ondan öncesindeki 6 ayda falan gerçekleşiyor. Yani bir ileri gidiyor, bir geri gidiyor. Good for her. Good for her demek. Yani good for her sıfatı bu kitap. Aynı şey. Ben bunu kurutmuşum içinde. Acı verici ama aynı zamanda çok gerçekçi gelen bir kitap. Hani inanamıyorsun nasıl bu kadar gerçekçi olduğuna. Evelyn Hugo bir eski Hollywood yıldızı ve bir gazeteciye diyor ki sen benim biyografimi yazacaksın diyor. Ve kadının eski Hollywood yıldızı olmasıyla beraber ünlü olduğu başka bir şey daha var. Hayatı boyunca 7 tane evlendiği kocası var. Kesinlikle yani 7 kişiyle kesin evlenmiş yani. Bunu anlatıyor ama altında LGBTİ temalar var. Çok büyük bir plot twist var. Öyle büyük bir plot twist var ki odamda okuyordum. Buraya geldim. Koştum apartman içerisinde. Hani beynim patladı. Kim Jong her kadın. O videoda da aynı şakasını yaptım. Burada da yapacağım. I'm every woman. It's all in me. Kim Jong aynen öyle bir şey. Hani herkesin kendini görebileceği bir kadın. Herkesin yaşadığı problemleri hani küçük olsun büyük olsun en sade şekliyle anlatmak herkesin yapabileceği bir şey değil. Çoğun Amcu'ya çok tebrik ediyorum o yüzden. Bu kitap benim yakın zamanda okuduğum en çok etkileyen kitaplardan biriydi. Aslında her istediği olan, mutlu bir hayat yaşıyor gibi gözüken Veronica'nın intihar girişiminin ardından kendini bir kız hastanesinde bulmasını anlatıyor. Aslında ölmeyi bekliyor gibi. Çünkü aldığı ilaçlar yani etkilemiş ama çok etkilememiş. Hani çok fazla etkilediği için hani son günlerinde yani bekliyor sadece. Bunu okumadan önce kesinlikle şeye bakmanızı öneririm yani trigger warninglerine falan çünkü çok fazla şey var. İlk 5'e girdik. Bir dakika. It was at this moment that he knew. He fucked up. Aklıma bir kitap daha geldi ve onu sıralamayı unuttum. O yüzden burada söylüyorum. Odisea'yı da okudum ben şu dersim için. Ama onu puanlandırmadım. Çok özür dilerim bu şey için. Çok özür dilerim. Neyse ki video bitmeden önce hallettim bunu. Sailor Moon'dan normal insanlar. Sailor Moon'dan normal insanlar. Bu kitap. Kitap demek istiyorum sadece. Marianne ve Connell'ı anlatıyor. Liseden üniversiteye kadar olan hani o yaş aralığındaki nasıl birbirlerini etkiliyorlar onları gösteriyor. İlk başta lisedeyken hani birazcık çıkmaya başlıyorlar. Birbirlerinden hoşlandıklarını biliyorlar, çıkıyorlar gibi bir şey. Ama Connell Marianne'i saklamak istiyor. Çıktığımızda kimse öğrenmesin falan diyor. Connell lisede popüler, Marianne bayağı şey... Outsider. Üniversitede dinamikler değişiyor. Bunun dışında çok daha derin konulara inen bir kitap. Aile içi şiddet, psikolojik ve fiziksel. Yine intihar, ölüm, depresyon. Okuduğum için çok mutluyum. Dizisini de izleyin. Dizisi de çok güzel. Dizisi hatta bazı bölümlerinde o kadar ağladığımı hatırlıyorum ki hani... Sırada yine çok bahsetmeyeceğim bir kitap var çünkü şuradaki videoda dediğim gibi bahsettim. Akilisun şarkısı.
Sistemdeki ikinci kitabı ben daha öncesinde okumuştum. Ama dedim ki bu sene tekrardan okuyacağım ve hala en sevdiğim kitaplar arasında mı öğrenmem lazım demiştim. O yüzden burada da sayıyorum. Liseye geçerken mi okudum? Ortaokulda okudum aynen. Ortaokulda okumuştum, çok beğenmiştim çünkü kendimi Cat gibi görüyordum, ana karakterimiz. Simon Snow diye bir fantastik dünya var. Kurgusal, kitaba da ait sadece, yani Rainbow Rowell'ın ürettiği. Bayağı büyük bir fanfiction kitlesi var. Cat de onlardan birinde. Cat de bayağı şey yazıyor yani. Fanfiction yazıyor ve bayağı da takipçisi var. Ve ardından Levi'yle tanışıyor. Hiç hayallerinin erkeğine yakın bile olmayan biri. Ve... Davullar lütfen. Bu yıl okuduğum en iyi kitap. Daisy Jones ve The Six. Taylor Jenkins Reid'den. Müthiş bir kitap. Bu kitap hani nasıl anlatacağım bilmiyorum. O kadar güzel bir kitap ki. Hayatımda okuduğum en iyi, en kreatif kitaplardan biri. Hani böyle çok kitap okumadım, farkındayım. Çok kitap okumadığımın, çok böyle edebi romanlar okumadığımın da farkındayım. Hani böyle çok güzel dediğim zaman, evet belki de en edebi romanı okumadım ve en edebi romanından da bahsetmiyorum. Ama bu kitap beni o kadar etkilemişti ki okuduğum zaman. Ben bu kitabı özledim yani. Ben bunu okuyayım tekrardan dediğim ilk kitaptı benim için hayatım boyunca. Daisy Jones ve The Six şunu anlatıyor. İlk başta ayrı ayrı anlatayım. Daisy Jones, Los Angeles'ta yaşayan ve nepotizmden bayağı yararlanan bir kız kardeşimiz. The Six de öbür tarafta, doğu yakasında bir grup, müzik grubu. Billy Dunn ve Graham Dunn iki kardeş tarafından oluşturuluyor. Sonrasında Los Angeles'a falan geliyorlar ve Daisy ile grubu birleştiriyorlar. Daisy'yi katıyorlar gruba yani. Hatta belki de tam tersi, grup Daisy'ye katılıyor. 1970'lerin ve 60'ların parti zamanlarıyla, uyuşturucu, kokain, alkol, partileme zamanlarıyla entegre olmuş bir kitap. Okurken Fleetwood Mac dinlemeniz kesinlikle %500 önerilir. Ve bununla beraber kitap interview, yani röportaj şeklinde. O olayı nasıl gördüler, nasıl hatırlıyorlar. Herkes öyle anlatıyor, bazıları başka şekilde hatırlıyor falan filan. Bu kitap benim... Yani sözüm bittiği yer yani. Bence bu kadar yeter. Ben çok konuştum. Bugün ekstra konuştum. Yani 2 saattir gerçekten oturdum ve bu videoyu çekiyorum. Hani bir kere şey için çok teşekkür ederim. Eğer buraya kadar geldiyseniz benim kitaplar hakkında deli gibi konuşmama dayandığınız için çok teşekkür ederim öncelikle. Bunların herhangi birini okudunuz mu? Veya okuyacak mısınız? Bu sene okuduklarınız arasında en çok beğendiğiniz hangisiydi? Ben belki okurum. Lütfen tartışalım yorumlarda. Daisy Jones, Taylor Jenkins Reid. Bu videoyu izlemiyorsun biliyorum ama. Kalbim seninle. Kalbim seninle anne. Ve dizisi. Dizisi çıktığı zaman olacağım kişi. Çok özür dilerim arkadaşlar. Bu kitabın dizisi çıkacağı zaman olacağım kişi. Bambaşka bir insan olarak karşınıza çıkacağım yani dizisi çıktığı zaman. Evet. Umarım bu karmaşık videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Çünkü gerçekten dilim kurudu burada. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.